Öz Beykoz İşkembe Salonu'nun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Sır. Haydi bakalım hele. Dünya dönüyor hem de durmana, kapanacak gözlerim murat almana. Aklım var benim o nazlı yanımda, canım verir alırım gözüm kırpadan. Bir sağa bakın, bir sola bakın, kimsecikler olmasın yarime yakın. Yârim aşkına döndüm şaşkına, gelip de kursarım olur Allah aşkına. Hay maşallah. Gökhan'cım harikasın Sezai. Haydi bakalım. Sevgili bayramcı halkınlar, Binali, Saraçay, bütün sözlü köylerimize saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Her şey gönlünce de olsun Allah'ın. Ay maş. Kimse sual etmesin bendeki hala. Var benim o nazlı yarına, canım verir alırım gözüm kırpadan. Bir sağa bakın, bir sola bakın, kimsecikler olmasın yarime yakın. Yârim aşkına döndüm şaşkına, gelip de kurtarın olur Allah aşkına. Yârim aşkına döndüm şaşkına, gelip de kurtarın olur Allah aşkına. Oynasın eller, eller söylesin diller. Eller ne dense desinler, senin dillerin yesinler. Hay maşallah bayamca. Bahçamızda gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Gül dibinde yol var mı? Akşam sana geleceğim, kar yola da yer var mı? Döşeğinde yer var mı? Akşam sana geleceğim, kar yola da yer var mı? Döşeğinde yer var mı? Bahçaya gel, bahçaya kurban.
olursun, kurumunda bulursun. Saracaksan sar beni, sonra pişman olursun. Sonra pişman olursun. Alacaksan al beni, sonra pişman olursun. Sonra pişman olursun. Sabahtan bir de olsalar, tokmalı tozundan beter ay. Ay ay, öyle bir zamana geldik, oğlum babasından beter ay ay ay. Vicdanında ar kalmamış, utanır da mar kalmamış. Ha, ha babam, ha ha ha, ye babam ye ye ye. Ha babam, ha ha ha, ye babam ye. Ay maşallah, orkestraya bak böyle. Bir alkış alayım onlar için. Haydi bakalım Sezai'm, Gökhan'ım. Yaklaşma onun yanına, yalan kokar nefesinde ay ay. Kimse gelip sual etmez, şu başkanın kesesinden ay ay ay. Vicdanında ar kalmamış, utanır damar kalmamış ha. Ha babam, ha ha ha, ye babam ye ye ye. Ha babam, ha ha ha, ye babam ye. Ha babam, ha ha ha, ye babam ye ye ye. Ha babam, ha ha ha, ye babam ye ye. Ha ha, değil mi? Teşekkürler, gerçekten güzel oldu. Böyle potpourri'yle olması gereken buydu işte. Yunus Salak bu. Evet Yunus'um, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Sevgili dostlar, az önce bir reklam arası, bu da kanalın ekmek parası dedik. Reklamları izledik. İzleyelim de bazı menfaatınıza olan izlediğimizde çok güzel hadi şeyler var. Mesela eğer 3-5 kuruş altı yastığın altında param varsa, oynama sakın ha. Borsa ilke gayrimenkulde yatırım için, Edremit'te arsa. Evet, buradan Sinop Boyabat Tekkeköy'lü sevgili Yaşar gitti arsalara baktı. Yönetim Kurulu Başkanımız Yunus Aybakan ile birlikte cuma günü tapusunu aldı. Sevgili Yaşar kardeşime hayırlı uğurlu olsun. İlke gayrimenkulden arsa alan tüm dostlarımıza hayırlı olsun, hayırlı yatırımlar. Başkanım, dediğim gibi var mı, yastığın altında param varsa oynama borsa, yatırım için alacaksan arsa 7-24 düşme dara, hemen İlke TV'yi ara. Tamam, Yunus başkanım. Yunus Aybakan yönetim kurulu başkanımız insanları arsayla geçiriyor kere. Tamam başkanım. Evet inşallah. Nerede bu abi? Abi olmayınca para, insan düşüyor dara, düşünüyor kara kara, nasıl geçeceğiz bu dünyadaki ara? Biraz satalım, varsa da kazansın patron. Tamam. Para ki burası yürüsün, bu gemi böyle yürüyor. Tamam, doğru diyorsun. Evet, mesajlarımız doğru var sevgili Vedat'ım. Şu mesajlara bir göz atayım ben. Merhaba Zeynel Bey, Birsen Özdemir programına başarılar diliyorum. Orada bulunan İsmet amcam Sezai Yunus'a başarılar dilerim. Niye? Mithat abiye yok mu başarı? Teşekkür ediyorum sevgili Birsen kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. Merhaba Zeynel abimiz, programında başarılar diliyorum. Orada bulunan İsmet amcam Sezai Yunus, başarılar. Hepsine tüm Boyabat'a selam olsun demiş, ismini yazmamış. Selam, ben Sude Ankara'dan, annemle sizi izliyoruz. Bir türkü istiyoruz. İletişime geçin, yardım için hazırım. İyi yayınlar. Evet, alo, telefon mu var?
Evet. Alo. İyi günler. İyi günler, buyurun. Zeynel ile görüşecektim ama. Evet, tam karşınızda Zeynel Parmaksız. Kimle görüşüyoruz? Ekrem Bağlı. Ooo, sevgili başkanım. Nasılsınız? Arım Dernek Başkanım, Ekrem Bal. Bir gün dedik. Ekrem Başkanım. Efendim. Ekrem Bal, bir gün dedik İlke Gönül TV'de gel de nasibini al. İnşallah ileriki programlarda bir program sözüm var size. Kongrede verdiğim söz geçerlidir. Bekliyorum. Nasıl gidiyor çalışmalar? Biraz şu işte derneğin yerini falan şu an bir maliye bir bürü açıyorum. Şöyle şey gibi. Evet. Ondan sonra bakalım. Köyde biraz işlerimiz vardı. O işte bir camiyle ilgili bir şey yapılıyor şu an. İnşallah başkanım. Allah kolaylık versin. Falan çıkardım. Evet başkanım. Onun projesini çıkarttım. Musa'da biraz iyi şu durumda. Allah'a şükürler olsun. Yani ondan sonra bakalım. Bir şeyler daha İnşallah. Yapacağız. İnşallah. Bir tane şu seçim harifesi bir atlasın. Şu an biraz o konumda biraz yoğunuz. Evet. Bir ay 30 gün çekiyorsan severatmış yapıyorsun. Aba yatıyorsun. Bir Ümraniye Belediye'de bir dernekte yatıyorsun. Yaşama yaşam katıyorsun. Farkındayım başkanım. Aynen. Yani sıkıntı yok. Şimdi şey yapacağız. Nereye gideceksin? İnşallah bir canlı yayın Mayıs ayında falan yapsak mümkün olur mu? İnşallah yaparız başkanım. Ne zaman istersen yeter ki seni alıyor ya. Başkanım. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de Boyabat Bayamca Köyü diyorsun İsmet Başkanım ve üyeleri aynen, burada. Aynen. Görüyorum şu an. Onun yayında olduğunu görüyorum şu an. Seyrediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ve selam söylüyoruz oradakilere. Ekrem Başkanım. Efendim. Her hafta engellilerimize tekerlekli sandalye vermeye devam ediyoruz. Senin daha önce de bize katkın oldu akülü araba ve tekerlekli sandalye. Şu belediyede kıyısında köşesinde varsa birkaç tane daha alalım oradan. Ya geçen Zeynel Bey şey vardı aslında. Tamam bizim başkanım. Basri kaptanı aradım. Fazla meşgul etmeyeyim. Bir yatak vardı. Şey yatağı vardı. Evet. Karyola. Karyola yatağı vardı. Yazdım şey yaptım. Şey sahip çıkmadılar. Aslında alınsa yeni bir yataktı. Bu hasta yatağı evet. Falan vardı. Dedim ya. Şey alalım, derneğimizde kalsın, sizlerse kalsın dedik. Tamam başkanım, elimizde olmadı. Karyolamızda kalmadı. Şu an 7 tane yaşlı yatalak hastamıza verdik elimizdekileri. Avusturya'dan getirdiklerimi de verdik. Eğer öyle bir şey olursa bir yere koyalım. İhtiyaç oldu mu hemen bir vatandaşımıza lazım olur. Bağlı Allah razı olsun. Cümlemizden, tekerli sandalyede sıkıntı olmaz. İnşallah yardımcı oluruz yine. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Saygılar başkanım. Oldu, görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ ol. Evet, nerede kalmıştık? Bir mesaj okuyordum. Merhaba Zeynel Bey. Yardım için hazırım. Ankara'dan arayan Suudi kardeşim. Yardım sanırım tekerlekli sandalyeyle engellilerimizle alakalı. Eğer 0216 498 85 60'ı arar, reciye numaranızı bırakırsanız biz size arkadaşlarımız diyalog kurar sizinle. Eğer engellilerimizle alakalı bu yardımdan bahsediyorsan seve seve ne demek? Allah razı olsun, düşünceniz yeter bize. Çok teşekkür ediyorum. Ve bir türkü istemiş annesiyle alakalı. İnşallah onu hayal kızımız biraz sonra sevgili bacım halledecek. Evet, ben İstanbul'dan Melis, sizden annem şarkısını istiyorum. Sizi tüm kalbimizle her hafta izliyoruz. Yardım için biz de eğer yapabileceği hazırız. Evet sevgili Melis kardeşim, az önce söylediğim gibi Ankara'daki kardeşimize 0216 498 85 60'ı arıyorsunuz. Numaranızı arkadaşlarımıza bırakıyorsunuz. Arkadaşlarım sizinle diyaloğa geçecek. Sizin adınıza da eğer tekerlekli sandalye ya da akülü arabaya katkı sağlamak istiyorsanız burada sizin adınıza biz de engellilerimize takdim ederiz. Biraz sonra zaten Tokatlı bir teyzemize bir tekerlekli sandalyeyi burada vereceğiz kendilerine, göndereceğiz. Allah razı olsun yardımlarınızdan dolayı. Allah niyetinizi, hayırlarınızı kabul etsin. Evet, merhaba Zeynel Bey, hayırlı pazarlar, hayırlı programlar. Benim isteğim Hayal Hanım'dan Delinin Biri. Delinin Biri varmış bak, teşekkür ediyor, bir şarkı istiyor. Sağ olsun, isim yazmamış bu arkadaşımız.
Selam, iyi yayınlar. Sizden Cesi bağlarını istiyorum. Tüm Ankara Çankırı'ya selamlar demiş. Evet, Çankırılı dostumuza ve tüm Çankırılı dostlarımıza, Erol Tepebaşı, Zekeriya Başkan, Samet Özdemir olmak üzere tüm Çankırılı dostlarımıza da bizden selam olsun. Evet, ben İzmir'den Tuğba Açıkgöz, tüm Sinop ve aşağı Akpınar'a selam demiş. Biz de İzmir'e sevgili Tuğba ve Hüseyin babana ve Mehmet amcana, hepsine İzmir'e selam olsun bizden diyoruz. Evet başkanım, görüyorsun İzmir'den, Ankara'dan, Çankırı'dan her yerden izleniyoruz. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Evet, o notu ben bir alayım Vedat'cığım. Biraz sonra Kezban Akut Tokat Almuslu Kınık Kasabası'na bir tekerlekli sandalye kanalımıza aramışlar. Doğan İlke abimden talebi, o da söz vermiş. Biz de yardım kime yapılır? Muhtaca yapılır. Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, Türkiye'de ne kadar il, ilçede mağdur, muhtaç, engellimiz varsa İlket TV olarak, Yöremiş Töremiş programı olarak elimizden geldiği kadar ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Doğan abi gelmedi ama biraz sonra yönetim kurulu başkanımız Yunus Aybaba, Aybakan'a teslim edeceğiz. O Tokatlı kendisi, burayı daha iyi bilir. Kargoyla kendisine göndereceğiz. Geçmiş olsun diyoruz. Buradan saygı, sevgi, selam gönderiyoruz kendilerine. Ve bir isteğimiz var. Sevgili hayal kızım, abisi, bir annem şiirimi yapalım. Sen de annem şarkısını oku. Bu isteği bir yerine getirelim. Ardından diğer arkadaşımızın delinin biriyi de daha sonra halledelim. Evet, eller kadar kıymet bilmiyor annem şarkısını veriyorsunuz. Ben şiir, hayal bacım da şarkısını okuyacak. Haydi önce ben şiirle başlayayım. Alttan sonra yukarı çıkarsınız. Evet, bütün annelere gelsin bu şiir ve şarkımız. Annem, Allah beni sana verince boğuldun annem, boğuldun sen deli gibi sevince. Sevdin annem, sevdin sen beni hep gündüz gece. Sevdin, hep sen beni sevdin. Dert demedin, gezdirdin. Akan sütünü verdin, emzirdin. Belki de ben seni canından bezdirdim. Sevdin annem, sevdin, hep sen beni sevdin. Suç işledim, kabahat ettim. Örtbas ettin sen benim suçlarımı. Ağladım, sildin gözyaşlarımı. Kucağına aldın, okşadın saçlarımı. Sevdin annem, sevdin, hep sen beni sevdin. Yar için seni terk edip gittim. Vicdanıma bir sor, ne acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne.
rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna, eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sarmıyor anne. Tutardın annem pamuk elimi, koklardın mis koklu tenimi. Anladım ben annem, anladım. Dolduran olmaz bu dünyada senin yerini. Sevdin annem, hep sen beni sevdin. Bırakıp gittin sen beni annem. Yaşadığım dünyam oldu cehennem. Ben derdimi kimselere diyemem. Ararım ben seni, ararım annem. Gelir giderim kabrinin başına, kuşlar konmuş görürüm taşına. Ellerimi açtım dua okumaya, kuşlar başladı secde yapmaya. Anladım annem, anladım. Sen cennet makamına erdin. Sen gittin gideli annem. Bu dünyada bitmek bilmez benim derdim. Sevdin annem, sevdin. Hep sen beni sevdin. Mekanın cennet olsun, kabrine nur olsun. Seni sevenler annem, hak dünyada seni bulsun. Ararım ben seni, ararım annem. Ararım ben seni, ararım annem. Evet Vedat Bey. Ne sevgiler geldi geçti kalbimden, kimse anlamadı gönül halimden. Senin yokluğunu duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Rastlarsa gözlerin yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Kimse sevmiyor anne. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse saramaz anne. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tüm annelerimizin, ölmüş annelerimize Allah'tan rahmet, hadi sağ olun. Onlara uzun ömür diliyorum. Annelerimizin kıymetini bileyim, pasını sileyim. En rahmetli annemi mum ışığıyla arıyorum, bulamıyorum sevgili başkan. Evet, az önce de dediğim gibi Haşim Bilgili izliyormuş sevgili dostum. Buradan saygı, sevgi, selam olsun. Sinop Sarayı, Depeköylü, özellikle İsmet Başkan'a başarılar diliyoruz. Sizlere de selamlar teşekkür var. Teşekkür ederim sevgili başkanım, sağ olun. Haşim Bilgin'in. Evet Zeynel amca, ben aleyna kıydı. Evet, İkmen Karakoyunlu köyünden Lütfi ablam, Osman abim, aleyna kızım, çok teşekkür ediyorum. İzliyoruz, başarıların devamını diliyoruz. Sinop'umuzun gururusun, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Zeynel abi, iyi programlar. Hayal Hanım'dan
size ve bütün konuklarımıza başarılar dilerim. Ayal Hanım'dan delinin biri gene mesaj atmış. Evet, biraz sonra delinin birine yer vereceğiz. İyi yayınlar. Ben Ecem Yağmur Ateş. Yayınınızı başarıyla izliyorum demiş. Çok değerli abilerimden. Evet, dalgalandım da duruldum. Yunus Bey var mı? Dalgalandım da duruldum. Ben sana mı vuruldum? Gökhan okur ya. Tamam, Gökhan kardeşimize, Gökhan Çakır. Etmez o bizi fakir. Okur, zenginleşiriz. Evet, Melisa, Hazal, Seda, Sevda, nişanlım Mehmet'e gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Mesajı okuyun. Yardım etmek istiyorum. Evet, yardım etmek istiyorsanız 0216 498 85 60'ı arıyorsunuz. Reciye, arkadaşlarımıza telefonunuzu, iletişim numaranızı bırakıyorsunuz. Arkadaşlarım sizlerle irtibata geçecektir. Evet. Allah razı olsun. Çünkü bu dünyada her sağlam insan bir engelli adayı. Bunun için Cenab-ı Allah bizlere güç kuvvet versin. Durumu iyi olanlar da mağdur muhtaca yardım etsin. Değil mi başkanım? İsmet Başkanım, Boyabat Sevdamız, çok güzel bir kültür dergisi rehberi, her evde bulunması gereken, Saraydüzü inşallah 15 gün içinde çıkacak, dağıtıma başlayacak. Saraydüzü'nün biraz gecikmesi, bir ay falan bir gecikmeli oldu. O da bazı derneklerimizin kongreleri oldu, onun için gecikti. Bir ay sonra inşallah 15 gün sonra çıkacak. En geç bir ay içinde Saraycı rehberi sizlere ulaşacak. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu ses hiç yabancı değil. Sevgili başkan, Doğukoy Dernek Başkanı. Oo, Yılmaz Ercan. Senin adın Yılmaz, sensiz zaten olmaz. Sevgili Yılmaz Başkanım, hoş geldin. Ederim. Allah razı olsun. Orada konuklarına, Bayan Cederine, başkanına, yönetimine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz hepsine teşekkür ederim. Selamlar. Aleyküm selam. Bay bay yapıyorlar sana, görüyorsun. Evet, görüyorum, görüyorum. Televizyonun sesini kıs, bizi öyle konuşalım. Başkanım, az önce de kulağını çınlattım burada, yatalak hasta, karyola vesilesiyle. Evet, evet. İki tane yatarak hastamız var. Allah kolaylık versin başkanım. Senin gibi evladı da her kaynanaya damat, her anaya evlat versin. Hem kayınvalidesi hem annesi, ikisi de yatalak. Şu an teyzeler hastanede mi çıktı mı? Her ikisi de hastanede. Şu anda birisi yoğun bakımda. Birini de dün getirdim. Dün saat 3'te getirdim eve. Kartal'dakini, annemi. Allah razı olsun senden de, yengemden de, sizin gibi Allah evlatı. Allah her anne ve babaya nasip etsin. Çünkü ben Anadolu'yu geziyorum, köylere gidiyorum. Güneş görmez pencerem, ocakta kaynamaz tencerem, bu yalnızlık eder beni verem, gel götür yanına beni. Evlat diyen anne babaları çok görüyorum. Bunun doğru. İçinde senin nasıl bir insan olduğunu da çok iyi birebir biliyorum. Ayda yana Bonsever'i görüşüyoruz aşağı yukarı. Evet. Başkanım Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizden de Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarıma selamlar olsun. Aleyküm selam. Saygılar başkan. Yunus abimize hepsine ayrı ayrı selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Çok teşekkürler başkanım. Şu ilk program canlı yayın Göğeköy Derneği yaptığımız gibi bol çiçekli bir program daha yapalım Yılmaz başkanım. Şu teyzelerimizi hastaneden çıkaralım da. Tamam, teşekkür ederim. Hadi tamam. Sağ olun. Hadi İyi görüşürüz. Olacak. Başkanım sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, Yılmaz Başkan'ın anne ve kayınvalidesi ikisi de hastanedeydi. İkisine de bakıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür kendisine. Evet, tüm Saraycı rehberi inşallah 15 gün içinde çıkacak ve peşinden Boyabat. Tamamen kültür, tarih, bütün Boyabat'ın ismini nereden aldığı, tarihi, kültürü, her bir şeyi içinde olacak. İl, ilçe ve köyler, köy köy böyle, dernek dernek ayrı ayrı, muhtarlarımız, derneklerimiz. Yalnız daha önce yapılan rehberler var. Şimdi rehber deyince dernek başkanımız ya da köy muhtarlarımız hemen şunu anlıyor. Ah, yine para dava. Derneklerden, muhtarlardan para falan istenmiyor. Belediyemizden istenmiyor, kaymakamdan istenmiyor. Ha, para ne de? İş adamlarımız, reklam verisi oluyor. O da zorlama yok yani. Her dernek almalı.
Yarın çocuğunuza okulda bir ders verseler Sinop'la, Boyabat'la alakalı hemen buradan yapabilecek. Öyle bir kültür dergisi her evde de bulunması gereken. Cüneyt Ağzı onun guru ama soyadı Ağzı guru. Sevgili Cüneyt kardeşim de böyle bir çalışma içindeyiz. İnşallah dergimiz çıkacak. Herkes de olacak. Herkesin bu dergilere destek vermesini istiyorum. 9 tane yapılacak bir Sinop merkez, 8 tane ilçemize ve köy köy yerini alacak. Bu 600 sayfa olacak sanırım, değil mi Cüneyt Bey? Evet, Cüneyt'e de ve özel kuaförüm beni böyle yakışıklı yapan İsmail'ime de, İsmail Paşa'da çok teşekkürler. Her hafta pazar günlerinde asistanlığımı yapıyor, beni boş bırakmıyor. Evet Yunus Bey, bir alalım bir şarkı. Dalgalandım, duruldum ya da ne okursan hadi bir tane senden alalım. Ondan sonra Gökhan'dan, Sezai'den Gökhan alalım. Gökhan şey okusaydı dalgalandım. Hadi okusun. Gökhan'dan alalım o zaman. Dalgalandım, duruldum. Gökhan Çakır, haydi. Evet. Dalgalandım, duruldum. Evet. Hadi işte dalgalan, dur. O güzel işte sesinden. Haydi. Gökhan Çakır'ı bir alkışlıyorum. En son sana vuruldum,
en son sana vuruldum, dalgalandım da durdum, koştum ardından yoruldum, binlerce güzel gördüm de sevdim de en son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Teşekkürler, sağ olun.